Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum bu arada. Arkadaşlar dün 351 İttifakı'nın e, Dükümhane Savaşı'nı paylaşmıştık. Bugün de 598 İttifakı'nın yani benim sunucumun Dükümhane Savaşı'nı paylaşıyorum sizlere. Arkadaşlar ben oyuna girdiğimde baya bir yani şu anda yeni mi başladı bilmiyorum. Yani biraz geç girdim açıkçası oyuna. E, fakat yetiştik arkadaşlar. <laughs> yani şu anda yetiştik biraz geç girdim ama sıkıntı yok. Şimdi e, dökümane savaşının taktikleri iyi kötü belli arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim taktiği de şöyle arkadaşlar. Eğer ki bütün askerleriniz yaralandığı zaman dakikasını tutun. 12 dakika boyunca çıkın, ayrılın. Oyundan tamamen çıkın. Yani savaş alanından çıkın ve oyunu kapatın. 12 dakika sonra geri girin. Askerleriniz iyileşmiş oluyor arkadaşlar. Ondan sonra devam edebiliyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Burada bulunan kulelere fazla girmeyin. Direkt ana üstlerine saldırın arkadaşlar. Askerlerini yaralayın, bitirin. Son 15 dakika kala da operasyonu gerçekleştirin. Başka türlü yapamazsınız. Şimdi şöyle olacak. Örnek veriyorum. Dökümhane savaşına 30 kişi mi giriyor? Bu 30 kişinin 15 kişisi savaşacak olan kişilere takviye atsın arkadaşlar. Ee, takviye attıktan sonra diğerleri rahat bir şekilde solo saldırılar atabilsinler arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın kesinlikle arkadaşlarınıza takviye edin. Yani eğer zaten girip savaşacaksınız örnek veriyorum gücünüz yetmiyor zaten yapabileceğiniz bir şey yok. De yok. Saldırılarda hiçbir şey yapamayacaksınız. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? İlk etapta destekte bulunun arkadaşlar. Takviye gönderin. Ee, güçlü oyundaki güçlü kalelerinize. Onun haricinde arkadaşlar Ramazan'a girdik. Biraz yorucu geçecek. Ben oruç tutuyorum, hem spor yapıyorum, hem oruç tutuyorum, hem çalışıyoruz. Yani bunları bir arada yürütmek hiç kolay değil arkadaşlar. Tabii ki kanala her gün video ben dağıtmak isterim. Fakat bazen her gün video atamayabiliyoruz. O yüzden e, kusura bakmayın arkadaşlar, hakkınızı helal edin. E, biliyorum yani bir de şöyle bir şey de var. Gerçekten oyun videoları izlemek bayağı keyifli ve eğlenceli oluyor arkadaşlar. Yani ben de çünkü izliyorum. Beğendiğim birçok oyunun videolarını ben de izliyorum arkadaşlar. O yüzden hatta e, video gelmediği zaman insanın canı da sıkılıyor. Yani ben mesela bazen izlediğim bazı youtuberlar var. İnanın yani eski videolarını iz izlemeye başlıyorum bu sefer. Öyle durumlar da olabiliyor. Çünkü insan keyif alıyor. Yani örnek veriyorum giriyorsun diyorsun ki bir film izleyeyim diyorsun. ilgini çekecek bir yeni bir film de yok. Ne yapacak böyle değişik şeyler artık insanların hoşuna gitmeye başlıyor. Özellikle bu hani ilk korona çıktı ya ya o bu oyun youtuberları var ya bayağı coşmuştu arkadaşlar. Bir ara öyle bir şey olmuştu. İnsanlar hep eve kap kapanmış durumda olduğu için hep kendilerine oyunlara verdiler arkadaşlar. Oyun bir nevi insanı meditasyon gibi bir şey arkadaşlar bu arada. Bu arkadaşımız, bu savaştığımız kişilerin e, yarısı Türk ittifakı Türk yarısı Türk arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Banu diye bir arkadaş var, onunla da konuştum hatta. Evet. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Gördüğünüz gibi dökümhane savaşı eğlenceli arkadaşlar. Ben ilk defa biraz dökümhane savaşından e, zevk aldım arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Fakat e, oyunun eksikleri gay baya çok arkadaşlar bu arada. Yani oyunun m, biraz daha görsel açısından kendisini geliştirmesi gerekiyor. Biraz daha e, daha güzel olabilir. Biraz daha gelişmesi gerekiyor arkadaşlar. Daha yeni güzel savaşlar yani bu dökümhane savaşını bir savaş gibiymiş gibi yansıtmamaları gerekiyor. Haftada bir olan bir savaş olsun. Evet zaten haftada bir. Ardından normal güncel savaşların olması gerekiyor arkadaşlar. Yani gerçekten güncel yani bir harita üzerinde işte bir gün farmlayalım, iki gün bir şey yapalım, üçüncü, dördüncü gün savaşalım falan filan. Değişik bir şeyler getirsinler. Yani bir de şöyle bir şey var. Bakın arkadaşlar ben bütün Bakın biz bu oyunu oynuyoruz. Şu anda siz beni dinliyorsunuz, seyrediyorsunuz. E, demek ki bu oyuna bir ilginiz var arkadaşlar. Bakın oyun e, şey bölümüne yazın arkadaşlar. Şu şuyle ilişkide yani etkinliklerde gelen ödülleri beğenmediğinizi söyleyin. Yani bunu şöyle düşünelim, bin kişi izliyor ben değil mi? Ya 500 kişisi, 300 kişisi bunu yazsa var ya çok şey değişir arkadaşlar. Yani bu e, sizin için diyorum ben yani kaynak birikmiyor ki arkadaşlar. Ciddi anlamda kaynak birikmiyor. Şimdi bu arkadaşımız bana bir oyun yapıyor arkadaşlar. Bir dakika bu muydu? Yok. Şimdi normalde eğer ki kalenizin içerisinde askeri yoksa ve ben size saldırdığım zaman kaleniz yanmamış oluyor ve siz ışınlanma at atmıyor. Yani sizi kendi bölgenize ışınlanmıyor arkadaşlar arada onu da söyleyeyim. Ee, i̇çeride asker olmadığı zaman kalede yanmıyor. O yüzden az önce bir akıl oyunu yapmıştık birisine. Evet. Onun haricinde Ramazan Ramazan'da biraz daha sakin durmamız gerekiyor. <laughs> biraz daha böyle sağa sola sadırmayalım. Bir de şey Ramazan etkinliği adı altında bir şey getirdiler arkadaşlar. İnanın yani videosunu Geçen biri yazmış demiş ki abi diyor Ramazan etkinliğinin videosu gelecek yap dedim. İçerik olsa videosu gelsin. İçerik yok ki neyini çekeyim hani? Ne çekeyim ben orada? Değişik bir şey bekledim açıkçası. Hani böyle saray görünümünde bir kale görünümü olsun bekledim. Hiçbir şey yani hiçbir şey yok yani. Oyun çok bilmiyorum. Oyun yetişemiyor herhalde arkadaşlar. Öyle bir durumu var. Bilmiyorum anlamadım. Yani yeni yıllarını bir yıl oyun bir, bir yaşına girdi. Onu bile Ramazan etkinliği arasında yani böyle bir zamanlamayı uyduramıyorlar. Böyle bir eksiklikleri var diye düşünüyorum ben. Ee, başka oyunlarda bir de mesela farklı oyunlarda ben çok oynadım. Farklı oyunlarda Biraz daha böyle şey, oyun, canlı, ilerliyoruz bir şekilde güzel etkinlikler geliyor, bilmem ne oluyor falan filan. Ama bu oyunda biraz daha böyle değişik gibime geldi. Yani parayla aldığınız paketlerde bile yeterince miktar yok. Yani şey yok, ee, nasıl söyleyeyim ben size, yeterince tatmin edici içeri şey yok arkadaşlar. Bir de bu gen olayı var, gen farkı, çok saçma değil mi arkadaşlar? Yani birinci gen ve üçüncü gen arasındaki farklar, paket farkları, miktarları çok saçma değil mi yani? Sonuçta yani eski sunucudaki bir arkadaş da aynı parayı veriyor, ben de aynı parayı veriyorum. Veriyorum mesela. Yani çok saçma. Ama tabii genleri ayırdıkları için mesela sen ileride birinci sunucudaki ve mesela biz 598'deyiz örnek veriyorum. Biz 351 ile karşılaşmayacağız mesela gen farkından dolayı. Bu da yanlış mesela. Bu da yanlış. Karşılaşacaksın. Eğer çok güçlüysen karşılaşacaksın yani sunucu Bu genleri kaldıracaksın ortadan. Yani tamam gen farkı olacak. Nasıl olacak biliyor musun? Örnek veriyorum gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, gen 5 işte bir yerden sonra o gen kalkması gerekiyor. Hani sunucu eskidi ya o gen ortalamasını kaldırmaları gerekiyor. Bir yerden sonra bir de çay içiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın sesi geliyorsa. Bir yerden sonra bu genin şeyini sınırlı kaldırmaları gerekiyor arkadaşlar. Ne geni ya? Tamam gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, gen 5. Okey eyvallah bitti de bitti yani artık kaldır da. Örnek veriyorum işte be, biz gen 4'teyiz ya mesela. Gen 4'ten sonra herkese açırsın bütün komutanlar. Mesela. Daha ilk sunucularda hani işte yenidir farmlayacak, büyüyecek, şöyle olacak, böyle olacak ama bir, bir eskidikçe artık o gen olayını ortadan kaldırmaları gerekiyor. Artık o da bilmiyorum bizim dememizle olmayacak bu iş. Onların bunu yapması gerekiyor. Az önce ben de bizde biliyorsunuz 7-8 saat fark var Türkiye ile. Orucumu açtım. Biraz bir şeyler yedim. Pilav, tavuk gibi. Sonra spora gittim. Sonra spordan döndüm. Sonra gene bir şeyler atıştırdım. Çünkü ilk yediğimde fazla bir şey yemiyorum arkadaşlar. Bir de gidiyoruz spor yapıyoruz. Geliyoruz enerji kalmayacak. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de ben sahur yapmayan birisiyim normalde. Bakalım bu sahur olayını dengelemem lazım aslında. Artık sahura da kalkmam gerekiyor arkadaşlar. Baya bir yorucu geçecek anlaşıldı. Bu gof Gofrettin Türk herhalde bu arada. Öyle zannediyorum. Türk olduğunu zannediyorum arkadaşlar. Abi de arkadaşlar bu dükümhanede falan SVS'de askerin çok olması fark ediyor biraz. Yani ben öyle söyleyeyim size. Yani ne kadar çok askeriniz olması baya bir fark ediyormuş. Bence dükümanede falan asker farkı çok önemli arkadaşlar. Çok askeriniz varsa <laughs> çok savaşırsınız yani sonuçta askerler geri dönüyor yani iyileştikten sonra. O yüzden bence dükümanede falan acayip asker lazım oluyor arkadaşlar. Ben söyleyeyim size. Ya yani mesela benim çok askerim olsa var ya ben 4-5 koldan vururum adamlara yani. O yüzden biraz asker basalım diyorum da. Şöyle bir şey şimdi aklımıza geliyor. Asker basacağım diyorum gideyim araştırma basayım mesela hızlandırım. Hızlandırmaları kullanıp araştırmayı. Araştırma da çok önemli arkadaşlar. Yani zaten aslında oyun şöyle e, oyun ortalama götüreceksiniz. Yani sadece bir yere odaklanmanız da bir şeyi etkilemiyor arkadaşlar. Yani sadece asker basmanız veya sadece araştırma yapmanız ya da sadece şef donanımlarına kıyafetlere önem vermeniz sadece bilmem şuraya önem vermeniz yeterli olmuyor arkadaşlar ortada götürmek gerekiyor biraz yapacak bir şey yok yani o konuda bir de arkadaşlar gerçekten paranın bir önemi kalmadığının farkında fark ediyorsunuz arkadaşlar yani şimdi şöyle arkadaşlar bilmiyorum ben bu oyuna başladım şimdi bir de YouTube kanalı açtık falan filan bayağı güzel takipçimiz var izleniyoruz falan filan. Yani olaya ben şöyle bakıyorum bakın şimdi geçen eski videolarımda ben bunu bayağı bir anlatmıştım. Yani şimdi de biraz konuşalım istiyorum. Eğer ki ya verdiğiniz paranın karşılığını alabiliyorsanız sorun yok. 10 bin 20 bin 100 bin dolar 200 bin dolar. E, yatırılabilir yani bu paralar. Sorun değil. Para varsa, örnek veriyorum şimdi herkes kendi cebine göre para yatırır değil mi arkadaşlar mesela? Örnek veriyorum sen ayda bin TL harcayabiliyorsun. Biri bin dolar harcayabiliyor. Biri on bin dolar. Biri yüz bin dolar. Değişiyor bu. Herkes kendi cebinin miktarına göre bir şeyler yapabiliyor arkadaşlar bu hayatta. Onu demek istiyorum yani. O yüzden hani zevk almak lazım. Yani herkese hitap etmesi lazım. Örnek veriyorum ben çok bu tarz oyunlar çok oynadığım için e, bu oyun bana o kadar da hani böyle cezbedici bir yanı yok benim için arkadaşlar. Hani bu tarz mesela ilk defa bu tarz bir oyun oynuyorsundur zevk alıyorsundur ama yani inanın e, bu tarz bir sürü oyun var ve savaş konusunda acayip savaşlar var arkadaşlar. Yani öyle böyle değil yani. Bilginiz olsun. Deli dehşet savaşlar oluyor yani. burada bir tık geride kalmış. Yani bir tık o oyunlara göre nazaran biraz geriden takip ediyor. Ya ben şuna bağlıyorum bu olayı. Şimdi bu oyun da işte açıldı falan filan. Yani ama gözle görülebilir bir bir para harcanıyor Yani bu oyunun geliş, oyunun geliştiricilerine biraz yani takviye yapılması gerekiyor. Yani çok ciddi anlamda paralar o geliyor onlara da yani para geldikçe geliştirmeleri gerekiyor. Yani oyunun böyle yerinde saymaması gerekiyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu oyun sadece hani nasıl milleti kerizleriz derdinde. Hani yani mesela örnek veriyorum. Yeni bir savaş getirelim. Yeni bir etkinlik getirelim. Etkinlik dediğim hani savaş konusunda. Yeni mesela işte dökümhane gibi bu ateşi gibi dur bunlar eskidi bir yenilerdi bir şeyler yapalım yok arkadaşlar oyunda. İşte yeni bir paket nasıl kakalarız? Şimdi zaten son zamanlarda limit 5 paket diye arkadaşlar. 5 paketten sonra yenilenmesini beklemeniz gerekiyordu. 20 pakete çıkmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? <laughs> yani oyun sadece cebimi nasıl doldururum mu düşünüyor? Demiyor ki ya bak bu adam bana o kadar para yatırıyor. Ben bu adamı bir memnun edeyim, tatmin edeyim. Bir savaş, bir yeni bir şeyler çıkarayım. Yeni bir ya Ramazan etkinliğinde yeni bir kale görünümü yok arkadaşlar. Ya da yeni, yeni bir, bir, bir yıl bir yaşını kutluyor adamlar bir yaşlı bir yaşını kutluyor ee, bir pasta görünümlü böyle değişik saçma sapan zevksiz bir tane kale görünümü getirmişler bize sunuyorlar yani bir oyun birinci yaşını kutlarken böyle bir kale görünümüyle gider mi bu ne anlama geliyor yani ondan sonra bazı arkadaşlar diyor ki abi sen oyundan soğudun ya ben niye oyundan soğumuyum ki kardeşim ya yani ben ne bileyim yani. Valla bir nevi sizin için duruyorum arkadaşlar. İnan ki. İnan yatırdım parayı yakarım. Oyunu bitir bırakırım yani. Öyle söyleyeyim ben size. Ya zaten oyun ciddi anlamda sıkıntı yani. Bir de şu an para yatırmayı durdurdum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Nedenini de söyleyeyim. Yani ben biz daha gen 3 ödülleri bizde güncellenmedi arkadaşlar. Yani mesela örnek veriyorum ben daha hala 240 tane esans taşı veriyor. 3000 4000 TL. Hani en yüksek pakete 240 tane esans taşı veriyor. 240 tane esans taşıyla ben bir tane seviye bir tane ya bir, bir. Ya çok saçma abi. Çok saçma yani. E o yüzden gen 3'ü beklememiz gerekiyor. Orada naz bir, bir tık daha iyi yani şeye nazaran. Onu bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. O biraz para vermeyi durdurduk çünkü eski genlerde daha güzel oluyor paketler. Bizim bizde şu anda tamamen kazıklama sistemi. Biraz bekliyoruz yani. Bir de yani bu oyun bilmiyorum ya. Yeni bir oyun'a da geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar bu arada. Çünkü bu oyun ya abi arkadaşlar vallahi yanlış anlamayın bakın. Bir yerden sonra artık içerik kimse üretemez. Bak yani düşünün işte her gün şu paketi aldım bu paketi aldım. Yani nereye kadar abi o paketi aldım bu paketi aldım. Oyunda etkinlik yok ki. Mesela dükkümane savaşı var mesela bu. E şimdi zaten çektim ben bunu şu anda. Bunu paylaşacağım. Bir de 351'in şeyi var. E, dükkümane savaşının videosu var. Onu da paylaşacağım. Bunu da paylaşacağım mesela. şey yetişirsem <laughs> adı nedir? Buz ateşine onu da çekeceğiz. Atacağız artık. Güzel bir şey olur mu olmaz mı? O da belli değil. Yani içerik yok. Diğer oyunlar gibi değil bu oyun arkadaşlar. Yani içerik yok. Bir PUBG gibi, bir Mobile Legends gibi bir içerik yok açıkçası. Yapacak bir şey yok yani. O yüzden... Yani artık şunu aldım, bunu aldım. Oyun paket videolarını da çekmek istemiyorum yani. O bir yerden sonra bayıyor. Ben bile baydım yani artık şey oldum yani. Yani ben bile baydım. <laughs> ne yapacağız biz? <laughs> ya yorumlarda buluşalım. A bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, bundan sonra videoların yoruma kapatabilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Valla video oyular, bütün videoları yoruma kapatabilirim yani. Şok şok geçirebilirsiniz yani. Böyle bir yorum yapmak istediğiniz zaman yorum yapamayabilirsiniz arkadaşlar. Ciddi söylüyorum ben. Ya ben bunu neden söylüyorum biliyor musun? Şimdi ben bazen diyorum arkadaşlar yorum yapın diyorum yani. Örnek veriyorum yorum ya gireceksin orada bir yorum yapacaksın mesela diyorum. Yani sanki böyle zorla yorum yaptırıyormuşuz gibi ya. O yüzden Yorum bölümünü mı kapalı tutabilirim yani. Sadece izleyip çıksın gitsin. Öyle bir şey yapabilirim yani. Vallahi öyle arkadaşlar. Evet. Video gayet güzel. Savaşıyoruz. Ee, zaten bizim şu anki sunucularda fazla bir katılım olmuyor arkadaşlar. Ee, çok az kişiyle gidiyoruz savaşıyoruz falan. Ee, başka sunuculardaki gibi %100 katılım olmuyor açıkçası. Fakat sunucu transferlerinde falan transfer olunduktan sonra %100 katılımlı savaşlar, çok güzel savaşlar gelir diye düşünüyorum. Yani bence. Olur yani. Ama gene de güzel yani. Fena değil. <laughs> Bizim King nasıl buraya görüyorsunuz arkadaşlar. Biri bana bir şey yaptı mı var ya anında orada belirliyor. Anında bak bak bak. Hemen geliyor hemen. Hey 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 gidi hey. Vur bir tane. <laughs> bakayım şöyle bir. Şimdi son dakikalara girdiğimiz için artık yavaş yavaş alıyoruz arkadaşlar. Mesela şu anda Örnek veriyorum 15 dakika var. Rakip taraf gelip bütün kuleleri bizden alırsa o 232 bin puanı hepsini geri alırlar mesela. Yani son 15 dakika çok önemli arkadaşlar. Son 15 dakika bütün kozlarınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi strateji çok önemli. Aktiflik çok önemli. 30 kişi giriyorsanız 30 kişinin 15 kişi size destek atması çok önemli. Aynı dili konuşabilmeniz çok önemli. O yüzden diyoruz ya arkadaşlar bir tane Türk sunucusuna gidelim veya bir tane şey sunucusuna gidelim. Hani herkes kendi ittifakını itfakını oluştursun. Bu şekil daha güzel olur. Çünkü anlaşılabilir. Derdini anlatabilirsin. Stratejini güzel bir şekilde ayarlayabilirsin. Yani transnet de şu ile bu ile Korece yani İngilizceyi Kore'ye çevir. Kore'yi İngilizce çevir. Bunlar yani tam anlamıyla şey yapmıyor. Eee istediğin şeyi yansıtmıyor. Anlatmak istediğin şeyi anlatamıyorsan arkadaşlar bu arada. O yüzden sunucu transferleri bunun için çok güzel ve çok önemli. O yüzden sunucu transferi geldiği zaman istediğiniz bir sunucuya transfer olmanız her zaman daha güzel olacaktır. Diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, onun haricinde arkadaşlar videonun sonuna yavaş yavaş gelmekte gelmekteyiz. Video izlediğiniz için dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aa, artık biliyorsunuz dediğim gibi bek yorumları kapatarım. Sadece beğeni atmanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum yorum kısmı çünkü biraz Emirvaki gibi oluyor ya yorum yani insanlara yorum yaptırmak. O yüzden yorumu kapatabilirim. Komple hiç kimse yorum yapamazsın. Öyle bir şey yapabilirim. Onun haricinde arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Klasik müzik dinlemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Ee, on haricinde ben İstanbul'da yaşayan insanlara da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hazır kısa bir cümle. İstanbul'dan gidin ya. Yemin ediyorum o trafik var ya ömrünüzü alır sizden. Valla farkında bile olmazsınız. 20 yaşından 50 yaşına girersiniz ben ne yaşadım dersin. Vallahi billahi o İstanbul trafiği nedir ya? Üf, üf. Neyse arkadaşlar. Neyse. Bir şey demiyorum. Yani Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kimseye karışmayın. Kimseyle didişmeyin. İş yerinde hiç kimsenin kalbini kırmayın. Arkadaşlar gelişim kitapları okuyun, klasik müzik dinleyin. Kendinizi sevin, insanları sevin, botlarla aranızı iyi tutun. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Etrafınızda, yörenizde, yanınızda hiç bot var mı arkadaşlar? Gerçekten benim size söylediğim gibi bot gibi yaşayan, bot gibi düşünen, anlamayan, analiz yapmayan e, yani var mı? Gerçekten var mı? Yani var mı? Bu bu videoda yorumlarda yazın arkadaşlar. E, şey yapacağım ben. Bu videoda değil de ilerleyen videolarda artık yorumları kaldıracağım arkadaşlar de yorumları yorum böyle yorumu kapalı tutmamı ne diyor ne diyorsunuz arkadaşlar onun hakkında da yorumlarınızı alalım. Ve zafer geldi arkadaşlar. Operasyon müziğini çalabilirsiniz. Önce bombaladık, sonra zumbaladık. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu videomuzun sonuna geldik. Bay bay.